Eurolig'de yeni haftada, 16. haftada temsilcilerimizin e, mücadeleleri öncesi değerlendirmelerde bulunacağız. İhsan Bayırken ve Yücel Platin'le birlikte. Anadolu Efes, Galatasaray Odaya Bank karşılaşması var. Yani bir İstanbul derbisi daha var Eurolig'de. E, onun dışında Fenerbahçe... Ee, Emporio Armani Milano'yu konuk edecek ve Darüşşafaka doğuşta Makabi deplasmanına gidecek. Yani 3 maç konuşacağız. Öncelikle İstanbul derbisiyle başlayalım. Anadolu Efes, Galatasaray, Odaya Bank artık bu takımların tabii ki takımlarımızın hem lig hem Eurolig'deki e, karşılaşmaları sebebiyle e, çok da vakıf olduğumuz değerlendirmeler olacak. Tabii e, Anadolu Efes, Galatasaray, Odaya Bank karşılaşması Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda göz önüne alındığında her ne kadar... Ee, çok bir seyirci avantajı olmasa bile Anadolu Efes'in evinde evet. Galatasaray için zorlu olacağı aşikar. Yani ev sahibi Anadolu Efes diye değil de Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum sebebiyle biraz zorlu olacak herhalde Yücel. Evet. Peki ilk sorum Anadolu Efes türbünlerin dolması, dolmamasına e, imkan tanır mı? Yani Galatasaray'a sonsuz bir bilet satışı olmaz değil mi? Vermezler. Vermezler canım. değil mi? Yani, sınırlı o, bilet verirler. Sınırlı bilet verirler. Şimdi ee, Anadolu Efes'in bir kere her şeyden önce e, fiziksel üstünlüğünü koymak isteyecek. Açık saha basketbolu ve rebound üstünlüğünü koymak isteyecek. Bundan dolayı da Galatasaray'ın ben çok düşük teşebbüsle, düşük possession'la e, maç çıkaracağını düşünüyorum. E, Doğuş'un, e, Granger'ın ben çok beğendim. <laughs> çok çok beğendim. O üçlünün topa baskısı, çok çok fiziksel oyuncular bunlar. Galatasaray'ın kısalarını yiyip öğrendiniz Tom Örtel'i saymıyorum. Paul Brandon, Doğuş ve Granger, Sinan, Yenigard, Fittipaldo muydu? Fittipaldo. Eyvah ben yine bir isimler... Bruno diye. diye sorayım. Çünkü yani isimle, biliyorsun isimlerle aram yoktur. Ligli bir de devamlı problem yaşardım. Çok ciddi bir baskı kuracaktır onlar üzerinde. Yani gardlara yapılacak baskı Anadolu Efe'si çok ön plana çıkarabilir. Bundan dolayı Ergin Ataman'ın ben alternatif yollara girebileceğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'ın fiziksel yorgunluğuna ilave olarak mental anlamda da yorgun olduğu aşikar takım olarak dolayısıyla e, o açıdan da dezavantajlı olan taraf gibi görünüyor. Son maçta biz e, lig mücadelelerini konuşurken Anadolu Efes Fenerbahçe ülkeye konuk olmuştu ve o mücadelede çemberi çok fazla zorlayamadığını söylemiştik. Şimdi bu maçta çemberi daha aktif kullanması biraz daha e, kolaylaşır mı Anadolu Efes'in? özellikle Hani çember savunmasında Galatasaray Avduya banka kısalarda yüceliyorum böyle o yüzden uzunlara biraz yöneldim e, çember e, de nasıl bir mücadele olur Şimdi tabii Tibor olmadı zaman işler çok iyi düzeyde olmuyor. Ama diğer yandan baktığın zaman da Alex Tyson atletizmi bu maçta gerekli. Ee, Anadolu Efes'in bir uzunları. Hani bir tane bir Efes'e karşı oynayacak falan olması biraz daha. Ya yani şimdi e, bir tarafta ayakları daha fazla yerde olarak oynayan bir takım var. İşte Mitsov, Sinan, Blackship gibi. Bir tarafta daha fazla atletizmle oynamaya çalışan Hanika, Derek Brown gibi e, oyuncular var. E, burada tabii Anadolu Efes'i zorlayan kısım e, Brandon Paul'un çok top kullanması. Şimdi o topları çok kullandığı için Granger Örtel'in toplarından gidiyor. O zaman da takım düzenlerinde o sayı pasıyla top kullanmaları, oyun kurucuları zorlama noktasına getiriyor. Doğuş rotasyona girer mi? Brandon Paul oradan o 40 dakikayı bölüştürdüğüm zaman hepsini de mutlu etmeye çalışıyor Peresovic. Bir de öyle de bir yaklaşımı var. Granger'ı oynatmamazlık hiçbir şekilde yapamaz. Yapamıyor evet. E, örteli yapamaz. E Brandon Paul'u yapamaz. E bu da o 40 dakikayı bir şekilde bölüştürmesini gerektiriyor. Öyle olunca Doğuş'un rotasyona girmesi çok kolay tamam, olmuyor. 80 dakika gibi düşünmek gerekmez var. 1 80, ve 80 pozisyon, evet 80, 80 dakika. Yani ama ben şöyle hesaplıyorum. 25 25 hmm. 25. Yani e, örtel 18 20 dakika süre aldığı zaman mutlu olacak bir oyuncu değil. 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 Granger'ı zaten mutlu hmm. edemezsin. İşte hmm. öyle düşündüğün takdirde 25'erden 75 ediyor ki geri zaten bir şey kalmıyor. Doğru. Doğru. Bir de bunların top kullanmalarını eklediğiniz zaman yani Anadolu Efes'in tabii burada özellikle Galatasaray'ın son çeyreği nasıl oynayacağını düşündüğümüzde Anadolu Efes oralarda daha diri kalıp aynı bundan önceki Euroleague maçında olduğu gibi kazanmaya yakın taraf olabilir. Yücel'in dediği gibi belki Ergen Ataman bir alan savunmasına dönüp bir tempoyu düşürmeyi tercih edebilir. Yani bir şey risk edecek. Evet. Belki de dış atışları risk edecek. Normal şartlarda oynanırsa maç Anadolu Efes yine kazanmaya yakın taraf. Çünkü Galatasaray rakipten çok şu anda kendi iç sorunlarıyla uğraşmak zorunda. E diğer maçımıza geçelim. <laughs> Fenerbahçe, e, Emporio Armani, Milano ile karşı karşıya gelecek. Şimdi Fenerbahçe'nin son iki haftasını sadece ele alırsak eğer, yani biri burada, biri burada iki maç izledik Euroleague'de. Yani bir CSKA'sı var. Öbürü neydi? Bir de Olympiakos, Olympiakos deplasmanı var. Yani Olympiakos deplasmanı hele ki ilk yarı itibariyle e, tam bir kabus gördüğü maçtı Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla şimdi bu maçta özellikle Emporio Armani gibi bir rakip karşısında biraz daha rüştünü ispat edecek ve özellikle geçen haftayı bir şekilde taraftarlarına da Obradovic'in de takımını unutturmak isteyeceği bir maç performansı olacak diye ben hem umut ediyorum hem tahmin ediyorum. Olur ama ya yani Emporio Armani bu sene <laughs> biraz sonra ben sizlere sorular soracağım. Benim e, ilk saydığım isimlerden biri e, ama koç e, represanında zor günler geçiriyor bildiğim kadarıyla duyduğum kadarıyla çok eleştiriler geldi. Hatta bu hafta Ya 7 ya 8 maç oldu üst üste tabii. Evet, tabii. Yani Fenerbahçe'nin ben çok zorlanacağını tahmin i̇şte O yüzden bu böyle tam hani bir rahat galibiyetle motivasyonu ve o şeyi evet. pozitif enerjiyi yükseltme maçı. O yüzden evet. ben de Ama aynı şeyi de kazanma maçı öncesi söylemiştik. Kazanma maçı felaket olmuştu. Kitlenfurt Show, bir türlü ismini öğrenemediğim Belaruslu uzun para para kuş Para, -Kuşki. para, -Kuşki. para -Kuşki. Evet. ama ben Fenerbahçe'nin ee, Fenerbahçe'nin çok adım önde olduğunu düşünüyorum. Bir de bir şey daha var. Ee, büyük çekmece maçı ile ilgili e, den başlayarak Fenerbahçe içeriden oyun kurma e, yeteneğini çok geliştirmeye gitti. Koç Obrador dün farkındaysanız Datoman'ın ilk şutlarının hepsi Yudo Vezli pasıyla oldu ki bu da her geçen hafta Fenerbahçe'yi daha güçlü kılacaktır. Onun için ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum bu maçı. Tabii Milano'nun kendi düzenlerini kuramaması. Takım evet çok renkli, moda sektörüne dayalı bir takım ama mücadele etme kısmında çok eksikler. Sezona çok iyi başladılar. Diğer takımların hazırlık döneminde gibi maçları algılamasından dolayı. Ama ondan sonra bütün takımların düzenleri oturmaya başlayınca Milano takımı da bir anda devre dışı kaldı. Fenerbahçe için bence maçın hikayelerinden biri Bogdanovic dönecekse, ...ve Euro Lig'de bir maçla başlayacaksa... ...Milano maçı bunun için en uygun maç. Vay ne güzel geldin ya. Çok doğru. Evet bu açıdan evet. bakılırsa çok, çok güzel. En, yani, en kritik belki de nokta bu Fenerbahçe-Adana. Yani Fenerbahçe ya, Bogdanovic'in sağdaki o maç eksikliğini gidermek için... ...hata yapsa bile Torel'e edebileceğim bir maç. Yani hemen maçı tekrar düzeltme yaptırabilirsin. E, ve son mücadeleyi konuşacağız. Temsilcilerimizin oynayacağı... ...Makabi deplasmanında doğuş. Tabii çok yeni e, karşı karşıya gelen iki takım olduğu için... ...hani... E, Son maç özelinden ya yani oynadıkları son maç özelinden konuşmakta fayda var. Artık koçlar üzerinden konuşmakta fayda var. Ee, aynı zamanda evet koçlar üzerinden konuşmakta fayda var. Şimdi böyle bir maçtan sonra deplasmanda Darüşşafaka'dan ne bekliyoruz? Zor maç. Yani Makabi iç sahnesini enerjisini koyacaktır? Yeni koç. İlk maçı mı koçun? Yok. İkinci Yok. maçı. İkinci maçı. Ama ilk kendi evinde olabilir. Bakmak lazım. Baskonya kaybettiler. Nerede kaybettiler? 101-88 yolda. Ondan ee, önce. Yolda. Evet. O zaman ilk home court maçı değil mi? İlk evde maçı. Yani iki, i̇ki de plasman üstü bir oynadılar. Bir tane şimdi lig maçına gidiyorlar. çıktı. Dur, hemen bakalım e şimdi ki yanlış bilgilendirme. kendi İlk kez kendi evlerinde oynuyorlar. Evet. Tamam işte o, e, bu açıdan e, enerjisi Makabi'nin e, enerjisi Makabi'nin lehine olacak bir maç. Onun için dikkat etmesi lazım e, Darüşşafaka Doğuş'un. Koç e, Bagaskis e ee, tabii çok çok iyi biliyor şeyi. Ee, yapıyı. Dar da o bir dezavantaj. Evet. Şimdi bakıyorum da yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ee, Baskonya Maccabi 101 88. Bravo abi. Bu sırada Maccabi'nin son 6 maçını kaybettiğini de söyleyelim. Çok o da ciddi bir rekora doğru gidiyor yani 6 maç üst üste çok fazla. Ben de şimdi dikkat ettim. Makkabi Televi, Darüşşafaka Doğuş ama ben Darüşşafaka Doğuş için çok zor bir maç olacağını düşünüyorum enerji açısından. E, i̇ki takım çok yakın tarihte oynadığı için iki e, bu son maç üzerindeki zaafların e, bir daha aynı zaaflar olarak sahaya yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Mesela Goodluck'tan bir daha Darüşşafaka evet. 23 sayı yer mi ben merak Peki, ediyorum. Parantez Gutlak, Getlak. Gutlak diyor merhaba. Getlak neyse. Onun öyle bir şutları var ki adam atmak isterse atar yalnız. Yani 8 metreden en üstü fade away şut atılan bir 2 numaradan bahsediyoruz. Aa, yani, atmak ister zaten. Yani, onu diyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Soktu mu da sokmaya başladı <laughs> mı da yani, durmaz yani. Ee, ama e, bakalım işte Darüşşafaka açık yani Darüşşafaka açık sayı vermemeli makabeye. Çok net geliyorlar. 4 numaralarıyla da gelen bir takım makabe telefon home court'ta. Daha ne <laughs> diyorum Koç Bakarskis de hemen müdahale etmeyecektir kendi sistemini kurmak için. Ee, ama yani biraz önce dedim ya Darüşşafaka devam yani e, maç rutininde giderse Maccabi kazanır bence. Ya tabii David Blatt için çok duygusal bir ortam. Oh bir de o değil mi? Bu, tabii, yani, tabii tabii. E, Maccabi'de o ortamda mutlaka... Şampiyonluktan sonra son ilk kez mi geliyor? İlk kez geliyor. Evet. E, duygusal bir ortam. E, öyle düşünmek lazım. Öte yandan e, Bagatskis e, Mekel'i oynatmaya başladı. E, Mekel e, bundan önce hiç dakika almıyordu. Biraz daha oyuna hakim olma kısmında oyun kurucuları ön plana çıkartmaya çalışıyor Bagatskis. Ee, tabii diğer yandan da Makabe'nin oyun tarzını e, destekleyen bir koç. Yani dış atışa önem veren e, ve bu dış atışlarla da e, takımı e, belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Öte yandan zirvesi kazanmaya çalışıyor şu anda. E, o rotasyonda e, özellikle tek bir yönlü değil, farklı yönlerle hücum etmeye çalışan bir e, yapı oluşturmaya çalışıyor. Buradaki sıkıntısı e, Sanibims'in e, istikrarını sağlama noktasında bireysel olarak ona şu anda ben son maçı seyrettim. Adım atmaması. Yani e, şunu demek istiyorum. Senin için e, top kullanacak oyuncular bellidir. Şimdi e, Darüşşafaka doğuşa baktığın zaman Wanamaker'ın liderliği, top kullanması, Wilbeck'ın dış, dış atışları, Clyburn'ın ki o da sakat elinden bir oynayacak mı oynamayacak mı onu da hep beraber göreceğiz. Veya James Anderson'ın top kullanması önceliklidir. Şimdi bu sistem daha e, Makabi'de e, tekrar harmanlanır durumda. O da e, maç içindeki tercihleri belirgin edecektir. Peki ikinci yarıda yaşadığı düşüşü yaşar mı makabi evinde? E, her şey olabilir. Sadece yani, şu... öbür maçın ikinci yarısında öyle olacak. çıkış göstermişse düşüş yaşamaz mı sefer? Şöyle düşünmek lazım. E, üçüncü antrenör değişikliği çok fazla ve makabinin şu anda bu maça ihtiyacı olmazsa olmaz. Yani çok daha farklı bir kimlikle oynayacaklar bu maçı. Yani Davur evet. Şofaka Doğuş çok zorlu bir deplasmana şu anda gidiyor. Zaten de bu format da enteresan. Yani normal değil mi? başa dönmedi. Başa yine dönmedi. İkinci sondan yarı. Baş. Ama öyle değil değil mi abi? Karışıyor sonra. Evet, karışıyor. Karışıyor. karışıyor yani mix Ben yani. de hatta bakarken yanlış mı görüyorum? Yok. Yok. yok Karıştırma. Şey o fikstür çekimlerinde oluyor bazen böyle öyle denk geliyor ama hani bu sondan başa tekrar aynı takımlarla oynuyorlar anlamına gelmiyor yok, o böyle yok. bir çekilirken öyle bir fikstür hesaplama şeyi var. Tahmin ediyorum iki tane bu çarşa hafta içi iki maçlardan dolayı iki takımı aynı şehrin iki takımını oynatmaktan dolayı olmuştur bunlar diye düşünüyorum. Aynen dediğim gibi ama genel bir toplama yaparsak Fenerbahçe'nin işte ilk dört avantajı için mutlaka kazanması lazım ve diğer yandan da üstündeki takımlarla CSK buraya gelecek, Olympiakos buraya gelecek, Baskonya buraya gelecek, Panathinaikos buraya Fenerli gelecek, bir tek Madrid'e gidilecek. Yani çok ciddi bir e, trafik fikstür avantajı var. E, Galatasaray-Anadolu Efes maçında Galatasaray için artık son dem. Yani oldu oldu olmadı e, hafta sonu da karşılaşıyor bu iki takım ligde. Yani Galatasaray'ın ilk dörtten uzaklaşma durumu da olur burada bir 2-0 gelirse. Yani iki maçta Anadolu Efes kazanırsa. Bir güçsüz... trafik. Üst üste de 5 maç kaybetmiş olur Galatasaray. Ya, O Galatasaray tarafı var ama tabii Galatasaray'dan daha umutluluğu baktığımız Anadolu Efes için de evet, bir Anadolu var. Onun için de playoff sıralamasına girme maçı. Ya, playoff yapmak istiyorlarsa kazanması gereken maçlardan bir tanesi. E, Darüşşafaka Doğuş şu maçı tolere edebilir mi? Evet edebilir. Ama kazandığı takdirde şöyle bir söylemde bulunabilir. Acaba biz CSK maçından sonra bunu konuşmuştuk. İlk 4 olur mu? Iı, sağ avantajı açısından onu ıı, kovalama noktasına gelebilir. Yani Galatasaray depresman galibiyeti her evet, zaman değerli. Evet, evet. E şimdi bu tabloya baktığımızda Galatasaray yerine başka bir takım ismi yazıyor olsa Anadolu Efes'in bu maçı kesin kazanması ve evet. işte e, sıralamadaki yerini ne bir artı eklemesi lazım e, diyecektik. Dolayısıyla yani şimdi iki Türk temsilcisi diye bir şekilde ikisi açısından da düşünüyoruz Doğru. ama sonuçta burada şansı yüksek kısım sonuca bakarsak şansı yüksek kısım, kısım Anadolu Efes olduğu için Sıralamadaki yer adına Anadolu Efes için bence daha önemli. Yani şu o zaman isimlerden bakarım. gitmezsek Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş şu anda Euro son 3 takımıyla karşılaşıyor. Evet aynen. Hepsi kazanmalı yani. Ya Makavi, Milano da. ve Galatasaray evet, değil mi? aynen. Değil mi? Evet. aynen. Dipteki 3 takım e, diğer temsilcilerimizle karşılaşıyor. İşte, süper bir özetle bitirdin Konçuk. Ya sen ee, daha önce konuştuğumuz lig karşılaşmasını böyle genel şahane bir özetle bitirmiştin. Koç da bu kez konuştuğumuz Euro Lig karşılaşmasını böyle şahane bir özetle Küçük bitirdi. Küçük bir anket yapayım mı? Çok ee, motiveyim. Yap. Bana mı? İyi ee, genel. Ha. En baş ilk devre bitti değil mi? Evet. En başarılı iki takım söyle abi. en başarılı iki takım. Çok takım mı? Yok. Genel olarak genel. Mi? 16 takım içinde. Ee, gönlümden geçen bir mantık çerçevesinde mi? <laughs> Nasıl istersen. Ee, Baskonya'yı Baskonya direkt Baskonya yazarız. Ee, ben Brosey'i de yazıyorum oraya. Yani CSK tabii olağanüstü bir iş çıkarttı. Ben bir takım söyleyeyim mi? Kız yıldız. Ben kız yıldız şaşırmıyorum her sene oralarda onlar ya. Yani. Ama hep en başarılı takımlar. En, en... başarılı takımlar şu anda gözüken e, Makabi, Galatasaray, Milan. Yani ben. Bahçe. Onlar Bahçe sistem zaten değiştirmeye zaten. çalıştılar ama Navarro geldiği zaman toparlanma sürecine girdiler. Sadece bizim sezon başında 4 tane Final Four adayımız vardı. CSK, Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe. Şu anda ilk üçü zaten orada. orada. Fenerbahçe'de bir maç gerisinde. Benim başarılım da Baskonya Ben Tabii Baskonya çıkar canım. Ben Kız da saydım ama. Bir de son hafta gelişleri çok iyi oldu. işte Son haftalar. Öyle küçük bir soru sorayım dedim size. Peki o zaman. Baskonya yukarı gider ama. Evet öyle gözüküyor. O zaman Euro Euroleague'de 16. hafta maçları öncesi değerlendirmelerimizde sizlerle paylaştıktan sonra veda zamanı diyoruz. Temsilcilerimizin tamamına başarılar diliyoruz. Güzel maçlar izleyelim. Önemli olan o. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.